Tatil dönüşü bir taksiye binip evine gitti. Tam bagajı açıp valizlerini alacaktı ki taksici bir anda gaza basıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın soluğu karakolda aldı. Korsan taksi yüzünden bütün tatilim rezil oldu. Taksici ben indikten hemen sonra gaza basıp gittim. Elimde avucumda ne varsa valizin içindeydi neredeyse. Tatil dönüşü başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre taksici genç kadının valizlerini kaçırdı. Bagaj kısmını açmıştım valizimi almak için. Bir anda gaza basınca açık halde devam etti taksi. Gülden Tatar tatil için Antalya'ya gitmişti. İstanbul'a geri döndüğünde de yeni kapıdan bir taksiye bindi ve evine doğru yola çıktı. Ancak iddiasına göre başına gelmeyen kalmadı. Tatilden dönüyordu. Yeni kapıda inmek zorunda kaldım çünkü saat 12'de bitiyordu son seferler. Sıra sıra taksiler bulunuyordu. Oradan bindim ben taksiye. İnerken de belirttiğim halde takside valizim vardı. Genç kadın evine ulaşınca araçtan indi. Valizlerini almak için bagajı açmıştı ki taksici hiç beklemediği bir şey yaptı. Taksici ben indikten hemen sonra gaza basıp gittim. Taksinin peşinden koştum ben. Genç kadın peşinden koşsa da taksiye yetişemedi. Yani o taksici valizlerle birlikte kayıplara karıştı. Beni gördü, göz teması da kurduk kendisiyle. Bilekliklerim vardı. Belli bir miktar nakitim bulunuyordu içerisinde. Gülden Tatar soluğu taksiye bindiği yerde aldı. Orada durak olmadığını görünce de etraftakileri sordu ve büyük bir şok yaşadı. Durağı bırakmıştır diye düşündüm. İyi niyetlidir belki diye. Oranın durak olmadığını öğrendim. Korsan taksi olduklarını öğrendim. Yeni kapıdaki esnaf bindiğiniz taksi korsan olabilir deyince talihsiz kadın polise giderek şikayetçi oldu. Tek isteği o hırsız taksicinin yakalanması. Sarı bildiğimiz ticari taksiydi.